Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bizzat kendim de yaşadığım bu korkunç İzmir depreminde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yüreğimize ufacık da olsa su serpen, kurtarılmış olan yaralılarımıza da en kısa zamanda acil şifalar diliyorum. Şimdi yapacağımız, paylaşacağım bu çalışma korkularımıza yönelik. Aslında yaşadığımız travmalardan sonra kalıcı bir şekilde korkular yaşayabiliyoruz. Bu korkular aslında şöyle bir baktığınızda sevinç duygularımızla, o anda hissettiğimiz o heyecanla aynı. Yani biz korktuğumuzda kalp çarpıntısı başlar, sevindiğimizde de, çok sevindiğimizde de kalbimiz çarpmaya başlar. Çok sevindiğinizde nefesiniz daralabilir. Korktuğumuzda da nefesimiz daralır. Aslında semptomlar birebir aynı diyebiliriz. Şimdi bu durumda bu korku duygumuzu, sevinç duygumuzu da nasıl nötrleştiririz? Bunun üzerine bir çalışma vereceğim size. Pratik, belki bir 10 dakika içinde korkunuzu nötrleştirebilecek bir çalışma. Unutmayın, her zaman olduğu gibi, her zaman da söylediğim gibi, bilinçaltımız resimlerden hoşlanır. Ona bir resim, sembolik bir görüntü verdiğinizde onunla iletişime geçersiniz. O yeni programını da bu göndermiş olduğunuz, ona iletmiş olduğunuz görsel ifadeyle, temsilen ne ise o görüntü, ona istinaden programını oluşturur. Ve ona yüklediğiniz his, o resmi aslında bir anlamda ona göre anlam kazandırır. Şimdi bu çalışmayı gözünüz açık da yapabilirsiniz bu arada. Ama konsantrasyon veya işte odaklanma sorunu yaşıyorsanız tabii ki gözlerinizi kapatmanızda fayda var. Kendinize sakin bir yer seçin. Ve dediğim gibi ister gözlerinizi kapatın ister gözleriniz açık olabilir. Kişiye bağlı bu. Şimdi öncelikle korkunuza odaklanıp nedir? Korkunuz nedir? Neden korkuyorsunuz? Önce bir kendi içinizde bir muhakeme yapın. Bu korku daha önce yaşamış olduğunuz bir travmaya mı ait? Yoksa durup dururken oluşan çevrenizden aldığınız bir takım o bilgilerden oluşan bir korku mu? Sonu belirsiz mi? Belirsiz olduğu için mi korkuyorsunuz? Yoksa kendi zihninizce bir oluşabilecek bir sonuca mı? Bir belirlediğiniz bir sonuca mı odaklanıyorsunuz? Önce bunu bir belirleyin. Nedir korkunuz? Kalp çarpıntınız, oluşan o panik havası. İyice bir şöyle tanıyın duygunuzu. Unutmayın, duygular da her şey olduğu gibi bir enerji. Bu enerji alanını tanımanızı istiyorum. Nedir bu enerji alanı? Neden sizi rahatsız ediyor? Önce ona bir odaklanın. Bedeninizde oluşan o hisse de, yani oluşan enerjiye aslında dikkatinizi verin. Ne oluyor bedeninizde? Eliniz, ayağınız soğuyor mu? Bedeninizdeki ısı mı düşüyor? Kalbiniz hızlanıyor mu? Nefes alışverişlerinize bakın. Kendinizi iyice tanıyın. Bu enerji alanı sizi kapladığında ne hissediyorsunuz? Bu his, bu enerji alanı iyice oluştuğunda şimdi size soracağım soruya anında aklınıza gelen ilk rengi vermenizi istiyorum. Nasıl bir renk verirdiniz bu enerji alanına bedeninizde? Unutmayın, ilk renk. Zihinsel veya düşünsel bir soru sormuyorum. Ne geldiyse aklınıza. Ve bu aklınıza gelen
rengi ayak parmak uçlarınızdan saç telinize kadar yavaş yavaş yaymanızı istiyorum. Çünkü bu enerji alanındasınız. Şimdi o enerji alanının farkındasınız. Ona fiziksel bir nitelik kazandırdık, bir renk verdik. Şimdi yavaş yavaş önce burnunuzdan derin bir nefes alıp karnınızda bir 3 saniye kadar tutup ağır ağır nefesimizi dışarı verelim. Biraz bedenimiz gevşesin. Bu korku enerjisinden yavaş yavaş kendimizi çekmeye çalışalım. Sadece beni dinleyin. Şimdi hayatınızda olmasını istediğiniz, dileğiniz neyse, hayaliniz neyse ona odaklanmanızı istiyorum. Yavaş yavaş o alandan zihninizi çekmenizi istiyorum. Nedir hayatınızda olmasını istediğiniz? Hayaliniz nedir? Ne kadar inanıyorsunuz? Veya çok mutlu olduğunuz bir olay, bir kişiyle yaşamış olduğunuz harika bir size heyecan ama mutluluk veren bir olayı hatırlamanızı istiyorum. Dediğim gibi ya yaşadığınız ya da yaşamak istediğiniz bu güzelliğe yavaş yavaş dikkatinizi vermenizi istiyorum. Kendinizi yavaş yavaş oraya doğru sanki çekiyorsunuz. O olayların içine doğru tüm bedeninizi hissediyorsunuz. Yavaş yavaş bedeninizdeki aslında değişimi fark edeceksiniz. Kalbiniz belki hala aynı hızda atıyor olabilir. Bedeniniz hala soğuk olabilir. Çünkü dediğim gibi semptomlar birebir aynı. Şimdi olayı korkudan yavaş yavaş sevince, sevinç duygunuza doğru aktarıyorsunuz. Semptomlar aynı. Unutmayın. İyice oraya doğru geçiş yapmaya çalışın. Dikkat edeceksiniz ki bedensel o semptomlar aynı fakat içinizdeki o huzur sanki farklı bir enerji oluşuyor bedeninizde. Daha enerjik hissediyorsunuz kendinizi. Bu farkı görmeye başlayacaksınız. Enerjiniz artıyor. Bedeninizdeki semptomlar aynı olabilir ancak o enerjiyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ve şimdi size yine bedeninizdeki bu enerjiyi tanımanızı isteyeceğim. Nasıl bir renk verirdiniz? Ne renk geldi aklınıza bu oluşan hisle? Bunda çok fazla beklemeyeceğiz. Çünkü aklınıza gelen ilk renk doğru olandır. Yavaş yavaş ayak parmak uçlarınızdan saç telinize kadar bu rengin yayıldığını hissedin. Bedeninizdeki renk değişimini, enerji değişimini hissetmenizi istiyorum. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Yine karnımızı hafif şişirip 3 saniye kadar tutuyoruz. Ağır ağır ağzımızdan nefesi veriyoruz. Fark ettiyseniz duygular arasında, enerjiler arasında bir geçiş yaptık. Düşük, korku enerjisinden yüksek, mutluluk, o coşku enerjisine doğru bir geçiş yaptık. Şimdi tekrardan yavaş yavaş
korkunuza odaklanmanızı istiyorum. Yine aynı korkuya odaklanmanızı istiyorum. Bakın bakalım bedeninizdeki yavaş yavaş enerjinin düşüşüne tanık olacak mısınız? Ne kadar düşecek? Yavaş yavaş korkuya doğru odaklanın tekrar. Korku enerjiniz yavaş yavaş bedeninizde hissedildiğinde hemen biraz önce coşku içinde olduğunuz, mutluluk içinde olduğunuz o enerjinin rengini ayak parmak uçlarından saç teninize kadar hissetmenizi istiyorum. Bu kez korkuya odaklandığınızda sevinç, mutluluk, huzur içinde olduğunuz o enerjinin rengini hissedin bedeninizde. Bakın bakalım korku ne kadar sizi etkileyecek. Belki hala semptomlar aynı ancak içinizde farklı bir durum oluşacak. Buna tanık olacaksınız. Sevinç mi, korku mu? Şu an sevinç duygunuz daha baskın olacak. Çünkü daha yüksek titreşime sahip ve o rengi bütün bedeninize yayın. Korkuya odaklanarak. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıp karnımızda 3 saniye kadar tutuyoruz ve ağzımızdan hızlı bir şekilde vererek gözlerimizi açıyoruz. Arkadaşlar şimdi duygular arası bir geçiş yaptınız. Duyguların aslında kontrolünü elinize aldınız. Burada yapacağınız şimdi korku duygunuzu nötrleştirdiniz. Son 3. aşamada korkuya odaklanın dediğimde ve bedeninizde sevinç ve mutlu olduğunuzdaki o enerjinin rengini verdiğinizde korkunun nötrleştiğine tanık olacaksınız. Korku size çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Görüntüler gelecek ama duygu oluşmayacak. İşte yaptığımız bir nötrleştirme çalışması bu. Çok etkilidir. Dediğim gibi gözünüz açık da yapabilirsiniz. Bundan sonra bu gibi korkularda sadece yapacağınız bu çalışmayı gözlerinizi kapatıp bir yere çekilmeniz gerekmeyecek. Sadece o mutlu olduğunuzdaki o rengi bedeninize yayın, o rengi hissedin, korku anında nötrleşecek. Ama dediğim gibi bir işte ustalaşmak için, bir işi tam anlamıyla hissetmek için onu biraz tekrar etmek lazım. Onun için bu çalışmayı da tekrar tekrar yapmanızda fayda var. Bir kere yaptım ama ikincisinde rengi hissettim, hiçbir şey olmadı demeyin. Tekrar tekrar özümseyin, bilinçaltınız tanısın bu enerjileri, bu görüntüleri. O yüzden onlara renk veriyoruz. Bilinçaltına bir anlamda sembolik görüntü gönderiyoruz ve o da ona göre yeni bir program oluşturuyor. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.